Ey Amerika! Sen bizi ne sandın lan? Ey Amerika! Our politicians guided by Truman. Transparency is an example. Well, it is a great pleasure to be here. Let me begin by... Good feeling for Turkey. 2 days ago, I did not. Küba füze krizi, Soğuk Savaş'ın iki süper gücünü, ABD ve Sovyetler Birliği'nin nükleer savaşın eşiğine getirdi. Olay ABD uçaklarının Küba üzerinde uçarken burada nükleer başlıklı füzeleri keşfetmesiyle başladı. Dönemin ABD Başkanı John F. Kennedy, Sovyetlere Küba'ya nükleer silah vermeleri halinde büyük bir krizin patlak vereceği uyarısında bulundu. Taraflar bir süre karşılıklı restleşmeyi sürdürdü ancak ABD ve Sovyetler Birliği'nin karşılıklı pazarlıkları sonucunda gelinen nokta Türkiye'yi de krizin parçası yaptı. Sovyetler Küba'dan nükleer silahlarını çekeceğini ancak önce ABD'nin Türkiye ve İtalya'daki nükleer başlıklarını geri çekmesi gerektiğinde ısrar etti. ABD ve Sovyetler Birliği arasındaki Türkiye'den silahların kaldırılması yönünde verilen kararın Ankara'ya danışılmadan alınması krizin dokusunu oluşturuyordu. ABD'nin 36. Başkanı Lyndon B. Johnson, 5 Haziran 1964'te dönemin Başbakanı İsmet İnönü'ye bir mektup yolladı. Johnson mektupta Türkiye'nin elindeki Amerikan silahlarını Kıbrıs'ta kullanamayacağını söylüyor ve Türkiye'ye karşı olası bir Sovyet saldırısında NATO anlaşmasının işlemeyeceğini yazıyordu. İsmet İnönü'nün yanıtı ise kısa ve netti. Yeni bir dünya kurulur, Türkiye'de o dünyada yerini alır. America's public enemy number one in the United States is drug abuse. ABD ile başka bir kriz, 1974'te dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'in haşhaş ekimini yeniden başlatmasıyla patlak verdi. Amerika'da uyuşturucu tüketimi artarken, Türkiye'de uyuşturucu kaçakçılığı ile suçlanan bazı ülkeler arasındaydı. 1971'de haşhaş ekimini tamamen yasaklayan Türkiye'nin 3 yıl sonra aksi bir karar alması Washington'la ilişkilerde gerginlik yarattı. A new legal basis would have to be negotiated with the United States and if the embargo is not lifted, obviously that cannot be done. İncirli Küssü, Soğuk Savaş döneminde ABD'nin Sovyetler Birliği'ne karşı kilit operasyon merkezlerinden biriydi. ABD ile Türkiye'nin müttefiklik ilişkilerinde ise önemli bir pazarlık aracıydı. ABD 1974 yılında Kıbrıs Harekatı sonrası Türkiye'ye silah ambargosu uygulamaya karar verdi. Türkiye, ülke sınırları içinde ABD'nin kullanımındaki İncirlik Üssü ve diğer üslerin kullanımını askıya alarak buraların kontrolünü Türk Silahlı Kuvvetleri'ne devretti. Amerikan yönetimi de zaten yaptığı açıklamayla meclisin kararına saygı gösterdiklerini söylemişlerdir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin görüşü hükümetle aynıdır ve hükümeti meclisimize, yüce meclisimize sunduğu tezkerede yansıtıldığı gibidir. ABD'nin Irak'ı işgal sürecindeki 1 Mart tezkeresi kararı, İki ülke arasında en çok iz bırakan krizlerden biriydi. 1 Mart 2003 tezkeresi, hükümete yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunmasına ilişkin yetki veren başbakanlık tezkeresiydi. Ve mecliste yapılan oylamada 250'ye karşı 264 oyla reddedildi. Washington'da şok etkisi yaratan bu sonuca ilişkin ABD Savunma Bakan Yardımcısı Paul Wolfowitz, oylamanın yapıldığı ve reddedildiği günün sonrasında Türkiye bizim ödediğimizden daha büyük bir bedel ödemiştir diyecekti. 4 Temmuz 2003'te Irak'ın Süleymaniye kentinde Amerikan askerleri Özel Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı subayların bulunduğu karargaha baskın düzenledi. Buradaki Türk askerleri ise başlarına çuval geçirilmesi sonrası gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Bağdat'a götürüldü. ABD'li Büyükelçi Ross Wilson olay için konuk tekrar gündeme geldiğinde Türk gazetelerinde hala manşet oluyor. Defalarca özür diledik ama bu yine de olayın acısını toplumda unutulduğu anlamına gelmez ifadelerini kullanacaktı. 8 Ekim 2017'de ABD, Türkiye'deki konsolosluk çalışanı Metin Topuz'un tutuklanması sonrası Türkiye'den yapılan vize başvurularını süresiz olarak askıya almıştı. Türkiye'de ABD'den vize başvurularını askıya alarak bu karara misilleme yaptı. Vize krizi iki ülke arasındaki en kapsamlı diplomatik yaptırımlar olarak görülüyordu.
28 Aralık 2017'de ABD ve Türkiye karşılıklı olarak tüm vize kısıtlamalarını kaldırdı. On behalf of the President of the United States of America, release Pastor Andrew Brunson now or be prepared to face the consequences. Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişimi sonrası önce hapse, sonra ev hapsine alınan Pastor Andrew Brunson'ın serbest bırakılmaması gerekçesiyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e yaptırım uygulama kararı aldı. Kriz boyunca Amerika'nın yaptırım tehditleriyle Türk lirası dolar karşısında rekor kayıplar yaşadı. 12 Ekim 2018'de Brunson serbest bırakıldı. As you probably heard, I said a little bit earlier, from a Turkish prison to the White House in 24 hours. That's not bad. Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı gün Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Suriye'nin kuzeydoğusundaki durumla ilgili anlaşma çağrısı yaptığı bir mektup gönderdiği ortaya çıktı. Trump mektupta, "Eğer bu işi doğru ve insani bir şekilde yaparsanız tarih de sizi iyi yazar. Eğer iyi şeyler olmazsa sizi sonsuza dek hep bir şeytan olarak görürler. Sert adam oynama, aptallık etme, seni sonra arayacağım" yazıyordu. Cumhurbaşkanlığı mektubu yırtıp çöpe attığını açıklarken, Erdoğan da gereken yanıtı vakti geldiğinde vereceğiz diyordu. Ve bu mektubu da tabii ki yanımızda götürüp kendisine de göstereceğiz. 1915 olaylarını Ermeni soykırımı olarak tanımlayan bir karar, ABD Temsilciler Meclisi'nde büyük çoğunluğun desteğiyle onaylandı. Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisi'ne getirilen tasarı 11'e karşı 405 oyla kabul edildi. Karar ile 1915 yılı ile 1923 yılları arasında yaşanan olayların soykırım olarak kabul edilmesi ve bu şekilde anılması isteniyordu.